Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi yeni bir arka plandayız. Bu arka planı sizler ilk defa görüyorsunuz. Ben yaklaşık neredeyse bir aydır bu arka planla uğraşıyorum. Kısaca size özetleyecek olursam eğer, yeni bir eve taşındık, yeni bir stüdyomuz oldu. Artık içeriklerimiz ve yayınlarımız farklı bir ortamda daha güzel bir şekilde, sizlere daha da hitap edecek bir şekilde elimden geldiğince kalitelileştirmeye çalışıyorum. Bugünkü konumuz, son iki gündür sosyal medyayı kasıp kavuran bir konu var. Tabii ki de ekran kartları. Bildiğiniz üzere Nvidia 2021 yılının başından beri yeni çıkan ekran kartlarına LHR kildi koyuyordu. LHR kildi neydi? Coin mining'i yapanlar, yani kripto mining yapanlara bir limit koyuyordu. Bunun sebebi son kullanıcılara, yani sizin benim gibi daha çok oyun ve içerik tüketme amacıyla ekran kartlarını kullanan kişilere ekran kartı stoğu probleminin çok sık yaşanması. Bunun sebebi de tabii ki de mining'in çok fazla artması ve neredeyse herkesin mining yapmaya başlamasıydı. Mining yapan kişi sayısı o kadar arttı ki, bununla birlikte en düşük konfigürasyondaki ekran kartından en yüksek konfigürasyondaki ekran kartına kadar talebi arttırdı. Ve tabii bu talebin artmasıyla birlikte bizleri çok sıkıntılı bir süreç yaşattı. Bundan yaklaşık 1-2 ay önce hepimiz çok iyi biliyorduk ki piyasada neredeyse hiçbir ekran kartını bulamıyorduk. Demin de bahsettiğim gibi sizin gibi benim gibi gamerlar asla ve asla ekran kartı bulamıyorduk. Konunun biraz daha derinlerine inmeden önce diyebilirsiniz ki Onur sen hayırdır, bu konuyu nereden biliyorsun da bu kadar detaylı anlatabiliyorsun? Açıkçası benim eskiden bir RX 570 ekran kartım vardı. Kendi çapımda ufak tefek mining yapıyordum. Oradan da birazcık ilgim var. Bununla alakalı da yakın bir dönemde bu haber ortaya çıktığı için ben de bununla alakalı sizleri bilgilendirmek istedim. Böyle küçük bir not sizlere bıraktıktan sonra şimdi konunun biraz daha detaylarına inelim. Burada Nvidia dünya genelinde stok problemi yaşanmaya başlayınca kendi içlerinde şöyle bir çözüm buldular. LHR takısı adı altında belirli modeller çıkartmaya başladılar. LHR nedir diyecek olursak Light Hash Rate olarak açılımı geçiyor. Bunu da kısaca özetleyecek olursam eğer, bu takıyla birlikte piyasaya çıkan ekran kartlarında normal LHR takısı olmayan ekran kartlarına göre çok fazla düşük bir MH'la kazım yapabiliyordu. Bununla birlikte elektrik tüketimi ve kazım performansı skalasında çok fazla kar getirmiyordu. Maalesef ki artık bu durum tamamen değişti. LHR kartlarının piyasaya sürüldüğü ilk günden itibaren LHR kildinin kırılabilmesi için çalışmalar tam hızıyla devam ediyordu. LHR kildi 2 gün öncesine kadar %80 oranında kırılmıştı. Bu bile bazı miningçileri tatmin ederken 2 gün önce NiceHash'in LHR %100 kırıldı haberinden sonra piyasa bayağı bir karıştı. Artık ekran kartlarındaki LHR kilidi açıkçası çok da bir şey ifade etmiyor. Yani kısaca şöyle bahsetmem gerekirse, 3080 Ti bir ekran kartınız varsa 85-90 mAh arası değer alırken artık neredeyse 120 mAh'lara kadar bir mining değeri alabileceksiniz. Peki şimdi ne olacak derseniz eğer. Şimdi ben bu işin kompedanı değilim, çok profesyoneli ustası değilim. Sadece bir oyuncu olarak, dışarıdan bir göz olarak kendi yorumumu getireceğim bu konuda sizlere. LHR kildi dolayısıyla ekran kartlarına yanaşmayan miningçiler artık bunu kendilerine bir problem olarak görmeyecekler ve ekran kartı almaya başlayacaklar gibi gözüküyor. Bu da ekran kartı fiyatlarına ve stoklarına bizler için olumsuz bir şekilde yansıyabilir. Ekran kartı bulunamayacak mı dersek, tabii ki de miningçiler eğer LHR kildinden dolayı ekran kartlarını satın almaya başlarsa stoklarda tabii ki de bir azalma olacak. Fakat burada şöyle küçük bir ayrıntı var, bunu da sizlere belirtmek istiyorum. 3050 ve 3080 12 GB'lık modellerinde şu an LHR kilidi kaldırılamamış durumda. O yüzden 3050 ve 3080'de bir stok problemi olacağını düşünmüyorum. Şimdi bununla alakalı ne yapmalıyız derseniz eğer, ben hangi Onur olarak ve sizlere OBS yayınlar ve ufak tefek ürün incelemeleriyle sizlerin karşısında olan biri olarak kendi yorumumu getiriyorum. Burada şunu yapabiliriz, eğer ekran kartı ihtiyacımız varsa bu ihtiyacı en kısa sürede karşılayabileceğiniz bir pozisyona kendinizi getirmeniz önemli gibi düşünüyorum. Benim bu konuda sizlere aktarabileceklerim şu an için bu kadar. Eğer bu konuyla alakalı ilerleyen günlerde bir gelişme olursa yine bir videoyla sizlere bildireceğim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.